Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere torna tezgahında tırtıl çekme olayını uygulamaları anlatacağız. Önce tırtılın ne işe yaradığını anlatalım. Tırtıl neden çekilir, niye çekilir? Onun cevabını verelim. El ile açılıp sökülmesi istenen parçaların, vidaların kuyruk kısmına ne yapılır? Tırtıl çekilir veya elimizden kaymaması için, yap tuttuğumuz parçanın elimizden kaymaması için çekilen tırtıl. Bir de estetik olarak güzel görünmesi için çekilen tırtıllarımız var. Mikrometre ile ölçüm yaparken tuttuğumuz tambur kısmının elimizden kaymaması için tırtıl çekilmiş. Çapraz bir tırtıl. Yine mikrometre, bu sefer düz bir tırtıl. Düz bir tırtıl çekilmiş. Noktalama işlemi yaparken elimizden kaymaması için noktanın çekilen tırtıl. Küçük adımlı çapraz bir tırtıl. Mandrenimizi sırarken açılan tırtıl, yine çapraz bir tırtıl. Küçük bir mandren ve yine çapraz tırtıl. Komparatör saati, uç tarafına açılmış çapraz bir tırtıl. Yine çapraz bir tırtıl. Yine komparatör saatinin kenarına el kaymaması için açılan düz bir tırtıl. Kumpasımızın sabitleme vidasına açılan düz bir tırtıl. Evet, yakından görelim. Evet, yine kumpasımızın sabitleme vidası. Bunlar elle sıkılıp gevşetmek amacıyla yapılmış zaten. Çapraz bir tırtıl. Yine dijital kumpasımızın vernier kısmını sabitlemek amacıyla yapılmış düz bir tırtıl. Evet, kafa kısmına tırtıl açılmış vida. Düz tırtıl derken o şekilde. Kafa kısmı hareketli olan tırtıl katerimiz. Tırtıl kateri bu şekilde. Çift tırtıl tutuyor. Evet, fabrikasyon olmayan el yapımı bir tırtıl katerimiz. Şimdi de tırtıl makaralarını inceleyelim. Tırtıl makaramız. Çeşitli şekillerde ve adımlarda yapılmış tırtıl makaralarımız. Düz tırtıl, küçük adımlı. Çapraz tırtıl, sağ çapraz tırtıl. Adımı biraz daha büyük. Çapraz tırtılımız bu. Bu sağ tırtılımız. Çapraz tırtıl makaramız. Evet, burada da küçük adımlı düz tırtıl, büyük adımlı düz tırtıl ve sağ tırtıllarımız görüyoruz. Sağ yönlü tırtıllarımız. Evet, burada da sağ ve sol tırtıl makaralarımız var. Sağ tırtıl ve sol tırtıl makaraları. Üzerinde gerekli teknik bilgileri var. Çalışırken çapraz bu şekilde sağlı solu takıyoruz tırtıl katerimize. Tırtıl katerlerimizin pimler zamanla yıpranıyor. Değiştirmek gerekiyor. Zamanla yıpranan pimleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Sürekli tek yönlü kuvvete maruz kaldıkları için pim şeklindeki zımbalar çıkartırken düz pim zımbalarını kullanıyoruz. Evet, düz pim zımbalarımız buraya çekiç yardımıyla vurup boşluğa getirip deli açıyoruz. Evet, daha önce düz pim olan zımbalarımızı vidalarla ne yaptık? Sıktık. Vidalı pimlerle sıktık. Bu şekilde sıktık. Boşta rahat dönmesi lazım. Kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, el yapımı kater için yaptığımız pimler. Evet, tırtıl makaralarımızı taktık. Evet, az önce göstermeyi unuttum. Elde ayar yapılan vida için açılmış tırtıl. El gücüyle sökülüp takılmak istenen vidalarda da
ne yapıyoruz? Tırtıl işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, örnek olarak açtığımız tırtıl. Şimdi daha önce öğrencilerimize temrin iş olarak yaptırdığımız işi tornalayıp tırtıl çekeceğiz. Tek ağızlı tırtıl katerimizde vardı, onu bulamadım. Normalde öyle bir tek ağızlı tırtıla da ne yapılabiliyor? Tırtıl çekilebiliyor. Tırtıl katerimizin burada merkezini işaretlemişler. Merkezden bir tornamızın merkezinden birkaç milim aşağı bağlayabiliriz katerimizi. Evet, düşük bağlamamızın sebeplerinin bir tanesi de tırtılımızın kafası hareketli. İşimizi torna tezgahımıza bağladık. Gezileri puntamızı 3 tane sabitleme vidası var. Orada sabitleme vidalarından sabitledik. İşimizin bir tarafını aynaya, bir tarafını da gezileri puntaya sabitlemek amacıyla işimizi düzgün bir şekilde sabitledik. Evet, işimizi eğitim amaçlı yaptığımız üçgen kalemle tornalayacağız. Üst tarafına talaş açısı vermiyoruz. Alt tarafta da burada azıcık bir radyus var. Bilerken bu radyusu veriyoruz. Kullanışlı oluyor bizim için. Özellikle öğretmen arkadaşlara tavsiye ediyorum. 500 devirde çalışacağız. İlerlemeyi hızlı tutacağım. Talaşa az vereceğim. Hem makine yıpranmıyor hem de işimiz daha rahat oluyor. Talaşı çok verdiğimiz zaman ilerlemeyi düşürmemiz gerekiyor. Azalttığımız zaman ilerleme ne yapar? İlerlemeyi artırabiliriz. Şu anda da otomatikten alıyoruz. Yüzey kalkemiz daha iyi olsun diye. Devrini artırıp daha yüzey kalkemizi çıkartabiliriz ama geri kolma artışı bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Yarım milimetre talaş verdim son pasodan. Talaşları hiçbir şekilde elimizde almıyoruz. Tahlarını kırıyoruz. Ve işimiz tırtıl çekmeye hazır hale geldi. Yüzey kalitemiz de fena değil, güzel. Şimdi 1000 devirde yüzey kalitesi daha iyi çıksın diye yarım milimetre bir talaş vereceğim. Thank you.
daha kaliteli bir yüzey elde ettik. Bu kalemizin ucundaki küçük adisten dolayı çizme yapmıyor, yüzey kalitesinde güzel çıkartıyor. Şimdi tırtılı ayarlamaya geldi. Tırtılımızı ayarlarken de sağ tarafa doğru 1-2 derecelik bir boşluk bırakıyoruz. 2-3 derecelik. Az bir şey. Talaşı elde verebileceğimiz gibi otomatikte de verebiliriz. Devrimizde normalde işlediğimiz devri 3'te 1'i 4'te 1 oranında veriyoruz. Normalde biz bu işimizi 500 devirde işledik. Haşa seste. O zaman 3'te 1 veya 4'te 1'i 125 ile 200 devir arasında bir devir verebiliriz. Ben 125 devir vereceğim. Devrimiz 125 devir. Kollarımız ve solda. Kalemliğimizi güzelce sabitledik. İş parçamızı sağlam bir şekilde bağladık. Katerimizi sağlam bir şekilde bağladık. Kalemliğimizi sabitledik. Her şey hazır. Şimdi tırtılı çekebiliriz. Küçük azıcık bir açı verdik buraya da. Evet, makinamızı çalıştırıyoruz. Tırtılımıza dokununcaya kadar ilerliyoruz. Evet, hem alttaki tırtıl hem de üstteki tırtılı kavraması lazım. İkisini de kavrattık. Evet, biraz daha döküyoruz. %25 kadar talaş verdim. Yavaş yavaş elde ilerletiyorum. Otomatiğe de verebilirim. Tamamen çıkmadan geri dönüyorum. Bir 125 daha talaş verdim. Şimdi otomatiğe verdim. Otomatikte yavaş yavaş ilerliyor. Bunu 2 veya 3 kere tekrarlayıp işi bitiriyoruz. Bizim tırtılımızın derinliği çok büyük olmadığı için bu şekilde tırtılda işimizi ne yapabilir? Görebilir. İrileme de biraz yavaş seçtik. Tırtıl çekilirken irileme yavaş tutulur. Kesinlikle kesme yağ kullanıyoruz. Ezerek diş açtığı için hem kesmeye hem de dönen parçaları yağlamış oluyoruz. Tezgahımızı durdurup bir bakalım. Evet, çıkan tırtılımız bu şekilde.
Normalde bu fazlası işimizi görür. İstenirse bir pasuda %10-%20 %20 daha savaş verilip bir kez daha tekrarlanabilir. Havayla temizle. Parçadan çıkmadan bir pasu daha savaş verdik. %20. Aşağıdaki tırtılmak makarasının döndüğünü de göre. Evet arkadaşlar, tırtıl çekme işlemini bitirdik. Şöyle bir uyarı da yapalım. Tırtıl çekmeye başlamadan önce kesinlikle katyerimizin tırtıl makaraların arasına hava tutuyoruz. Burayı temizliyoruz. Çünkü burada bir kentalaşlar zamanla sıkıştırabiliyor. Evet arkadaşlar, tırtıl çekme işlemini bitirmiş olduk. Son pasoyu vermemize gerek yok, yokmuş. Son pasoyla biraz dişlerimiz ne yaptı? Zarar gördü. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.